Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyiciler, Gaziantep İl Müftülüğü'nden hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli izleyiciler, bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızın pandemi sürecinde aile eğitimleri projesi kapsamında ailenin bereketi, kanaat ve şükür konusunu Şahin Bey Müftüsü Necati Şafak Hocamızla konuşacağız. Kıymetli Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli Hocam, biliyorsunuz bir süredir pandemi sürecinde aile eğitimleri projesi kapsamında her hafta farklı bir konuyla izleyicilerimizin karşısında oluyoruz. Bugün inşallah kanaat ve şükür konusunu, ailenin bereketi, kanaat ve şükür konusunu sizlerle konuşacağız. Bizi kırmayı buraya kadar geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Bu imkanı sunduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı eylesin inşallah. İyisiniz inşallah hocam. Elhamdülillah, şükürler olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun hocam. Hocam, dilerseniz kanaat ve şükür konusundan, tanımlarından bahsederek programımıza başlayabiliriz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ailenin bereketi kanaat ve şükür. Kanaat ve şükür ailenin temel direklerinden birisidir. Şahsi, kişisel ve toplumsal açıdan en önemli erdemlerden birisidir. Müslümana yakışan en önemli vasıflardan birisidir yine. Nedir kanaat? Kanaat, Allah-u Teala'nın takdirine rıza göstermektir. Kanaati biz sadece aklımıza geldiği zaman rızık yönünden değerlendiririz. Ancak kanaat, Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu sayısız nimetlerin Allah-u Teala'nın takdir ettiği kadarın bizim hayrımıza olduğunu bilerek ona rıza göstermek, tok gözlülük etmek, kanaatsizlik göstermemek, yani hala rıza göstermektir kanaat. Kanaat, Allah'ın verdikleriyle yetinmektir. Allah'ın verdiğine razı olmaktır. Müstahni olmaktır yani. Yani kanaatin ne olduğunu söylerken her şey bir de zıddıyla da bilinir. Ne olmamaktır, ne değildir, kanaat ne değildir. Onu da biraz açacak olursak, kanaat durmak, beklemek, boş durmak, çalışmamak, tembellik etmek asla değildir. Kanaat, Allah-u Teala'nın yapılmasını istediği şeyleri yaparak bir arayış içerisinde olmak, akabinde de Allah-u Teala'nın takdirine rıza göstermektir. Şöyle bir izahda bulunacak olursak eğer, insanlar kanaat dediğimiz zaman, kanaat sahibi dediğimiz zaman, dünyalık mal konusunda, rızık temini konusunda kanaat göstermek en çok akla gelen, ilk akla gelen hususlardan birisidir. Kanaat etmek demek, evde oturup Allah-u Teala'nın sana vereceği rızkı beklemek, gelmesini beklemek demek değildir. Çalışmaktır, çabalamaktır. Elbette Allah-u Teala rızkı taahhüt etmiştir. Nahnu narzukuhum ve iyyakum buyuruyor. Sizin ve çocuklarınızın rızkı bize aittir diyor. Ama bunu da insanın arayarak elde etmesini, hatta namaz kıldıktan sonra cuma günü bile daha rızıkları elde etmek için çabalamasını emrediyor. Kanaat budur. Bir alim bunu çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Sebepler dünyasında sebeplere başvurmamak tembelliktir. Biz sebepler, neden sonuç ilişkisi içerisinde bir hayat sürüyoruz. Sebepler dünyasında sebeplere başvurmamak, bunun adı tembelliktir. Sebeplere başvurarak neticeyi Allah'tan beklemek tevekküldür. Sebeplere, her türlü sebeplere başvurduktan sonra Allah-u Teala'nın taksimine rıza göstermek de kanaattir. Kanaat de aileyi ayakta tutan, devamını sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Kanaat aslında bir zenginliktir. Bitmez tükenmez bir hazine olduğu Peygamber Efendimizin hadislerinde rivayet ediliyor.
Şükre gelince Allah-u Teala'nın sayısız lütuf, ihsan ve ikramlarına karşı lisan ile, kalp ile ve hal ile ona teşekkürde bulunmaktır. Onu methu sena etmektir. Yani şükür kalb ile olur, dil ile olur ve en önemlisi hal ile olur. Aslında şükür ilim, hal ve amel ile. İlim nimetin asıl sahibinin Allah olduğunu bilmektir. İlim budur. Gelen nimette Allah-u Teala'nın onu yarattığını, bize kadar ikram konusunda her türlü birçok aşamalardan geçtiğini, Allah-u Teala bize değer vererek o ikramı bizlere lütfettiğini bilmek ve Allah-u Teala'nın nimetinden razı olmak, memnun olmak, Allah'ın nimeti için sevinmek de hal ile şükürdür. Amel ile şükür ise Allah-u Teala'nın rızasına uygun bir şekilde o nimeti kullanmak, harcamaktır. Bu eğer bir rızık ise bedenimizi Allah-u Teala'ya boyun eğdirmektir. Ne istiyorsa onu. Bu bir makam ise o makamda Allah Celle Celaluhu nasıl davranmamızı istiyor ise onu bilerek şükür halinde daima bulunmaktır. Aldığımız nefes, verdiğimiz nefes ise bunu da Allah yolunda kullanmaktır. Yapmış olduğumuz her işte Allah-u Teala'nın rızasını görmektir ya. Bilmektir, ona göre davranmaktır. Hocam, ya dedim ki kişi kendi üzerine düşen vazifeleri yerine getirecek, hiçbir şey yapmadan kanaat sahibi olunmaz. Elbette. Üstüne düşenleri yaptıktan sonra Allah'ın kendisine takdir ettiğine razı olması kanaat. Yani hocam, rızkı veren Allah Celle Celaluhu'dur. Rızık üzerinde konuşacak olursak eğer, Allah Celle Celaluhu rızkı dilediğine geniş, bol verir. Allahu yakbidu ve yebsut. Allahu da dilediğinden de kısar. Kıstığı kimseler çok çalışıyor olabilir. Az çalışan kimseler de çok zengin olabiliyor. İşte hal böyle olunca isyan etmemek. Bazı kimseler çok sıcak bir günde klimalı odasından çıkmadan, yani diyebilirim ki 5000 kişinin kazancının daha kat kat fazlasını kazanır. Patrondur, işverendir. Ama bazı kimseler de güneşin altında çalışır. Akşama kadar çalışır. Bedenen, aklen çok yorulur. Ona rağmen ancak rızkını temin edebilir. Bu rızkın çok çalışana çok, az çalışana az şeklindeki bir taksimi veyahut da bir adaleti söz konusu değildir. Dünya İmtihan dünyası olduğu için Allah-u Teala dilediğine çok verir, dilediğine de az verir, kısa. Bize düşen çalışmaktır. Biz çalıştıktan sonra Allah-u Teala bize ne verdiyse ona da rıza göstermektir. Ve hatta memnun olmaktır, şükretmektir. Hocam, bizim konularımızın temelinde aile var. Tüm konularımızı bir şekilde aileyle ilişkilendiriyoruz. Evet. Yine bugünkü konumuzu da, yani kanaat ve şükür konusunda yine aileyle ilişkilendirecek olursak, ailede kanaat nasıl olmalı, şükür nasıl olmalı, önemi nedir hocam? Evet. Ailede Allah-u Teala'nın sayısız nimetlerinden birisidir. Evet. Aile olmak. Ama en önemli nimetlerdendir. İnsanın sekinet bulduğu, bir huzur bulduğu bir evin, bir emelinin çocuklarla geleceğini inşa etmek için çalışmasının bir emelinin olduğu, aile onun için mesken diyoruz mesela, mekanına, büyük bir nimettir. Ayet-i kerimede de Rabbimiz وَمِنْ اَيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسْكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً sizlere huzur ve sekenet bulmanız için kendi cinsinizden eşler yaratması, onunla aranızda huzur ve muhabbet peyda etmesi Allah-u Teala'nın ayetlerinden, Allah'ın nimetlerindendir. Düşünen kimseler için bunda hakikaten ibretler vardır diye ayet-i kerimede Rabbimiz belirtmiştir. Ailenin de Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanı olduğunu bilerek
Allah-u Teala'nın bir takdiri olduğunu bilerek eğer kanaat edebilirsek, açgözlülük etmezsek, Allah-u Teala'ya şükredebilirsek, dünyada da o aileden huzur olur, ailenin devamı için bu gereklidir. Ahiret huzuru da bu şekilde sağlanabilir. Her ne kadar insanlara cüz'i bir irade olmuş verilmiş olsa bile bu işte takdir çok önemlidir. Kısmet deriz çoğu zaman. İnsanların hayatında, gençlik hayatında bir daldan bir dala konarlar. Ama kader öne geçer. Hiç aklında olmayan birisiyle evlenir. Mesela şunu söyleyeyim ben. Bir genç, gençlik yıllarında kendisi için küçük yaştan itibaren hayallerini kurduğu, evlenmek arzusuyla yaşadığı, karşı cinse karşı beklentiler, hayaller 18-19 yaşına kadar olur. Ama okul olabilir, iş olabilir, çok değişik sebeplerle hiç bilmediği, hiç tahmin etmediği bir memlekete ayağı düşer. Türkiye olur, devlet de olabilir. Çin'e gider, Afrika'ya gider, Mısır'a gider. Allah-u Teala'nın takdiri öne geçer. Oradaki birisiyle evlenmek durumunda, aile kurmak durumunda kalır. İşte düşünen insanlar için bunda ibretler vardır dediği, inne fî zâlkele âyâtin li kavmin yetefekkerûn dediği ayet-i kerimenin izahlarından birisi de budur işte. Bunu düşünmek lazım. Allah-u Teala onu kendisine yazmış. Alın yazısı deriz biz. Takdir, kader öne geçer ve kaderine razı olmak durumundadır bir insan. Evlenen her insan evliliğinde birçok lütuf ve ihsan, nimetlere mazhar olduğu gibi evliliğinde bir takım sıkıntılara da sebep olabilir. Bazen olur ki ya ben bunu hak etmiyorum dediği zamanlar olabilir. Ben daha iyisine layık olabilirim diyebilir. İşte burada kanaat ve şükür olur ise tarafında o evliliğin yürümesi, devam etmesi ve güzel bir şekilde, mutlu, huzurlu bir şekilde devam etmesi kaçınılmazdır. Ama kanaatsizlik olursa, Allah'ın şükrüne rıza olmazsa, o zaman da o evlilikte sıkıntılar baş göstermeye başlar. Çünkü göz doymaz. Kanaatsizlik aslında hırs göstermek, tamah etmek, açgözlülük, doyumsuzluktur ya. Doymak bilmemek. Bunu biz doymak ifadesi genelde yemek ile ilgili kullanılabilir ama verilen her türlü nimet için de geçerlidir. Bir insan rızkını temin edecek bir göreve geldiği zaman bir üst makamını, ondan sonra oraya geldiği zaman bir üst makamını, daha üst makamını, bir sıra evlendiği zaman işte daha iyisini, daha güzelini, daha başkasını vesaire. Nefsin arzularıdır. Halbuki nefsin arzularına uymamak, asıl zenginlik budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında gönül tokluğunu çok güzel bir şekilde ifade eden bir hadis-i şerifler var. Bütün hadis-i şerifleri güzel olduğu gibi, doğru olduğu gibi. Diyor ki, لَيْسَ الْغِنَا عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَاكِنَّ الْغِنَا غِنَا النَّفْسِدِر. Gerçek zenginlik mal çokluğu değildir. Gerçek zenginlik gönül tokluğudur. Yani Allah-u Teala'nın taksimine, takdirine rıza göstermek gerçek zenginlik budur. Ailede huzur da bu şekilde olur. Allah-u Teala'nın taksimine rıza gösteren insan oradan elde etmiş olduğu her türlü mutluluk, her türlü nimet için şükretmesi gerekir. Şükür de aslında kanaatin bir gereksinimi, bir neticesi ve devamını sağlar. Hocam, zenginlik çok şeye sahip olmak değil, az şeye ihtiyacı olmak. Evet. Söylesek, doğrudur. Değil mi? Çok doğru. Çok yerindedir. Çok yerindedir. Bütün sözler doğru olduğu gibi. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi özellikle kanaat ve şükür açısından aileyi değerlendirecek olursak, günümüzde üzülerek ifade edeyim ki boşanmak ve ailenin dağılması normal görülmeye başlamış.
neredeyse her ailede benzeri hadiseler, olaylar yaşanır olmuş. Birçok konularda da işte müftü olduğumuz için, din görevlisi, hoca olduğumuz için bu konuda danışmak maksatlı bize gelip soru soranlar olabiliyor. Aile dağılmış, 2-3 çocuk var. Sorduğumuz zaman bunun dağılmasına sebep nedir? Temeline baktığımız zaman kesinlikle şükürsüzlük ve açgözlülüğü görüyoruz. Tarafın şikayet ettiği zaman diyor ki işte ben şunu aldım da şöyle ettim de beğenmedi de işte yani Allah-u Teala'nın taksimine, kaderine hakikaten rıza olmuş olsak hepsi bitiyor. Aile huzuru devam ediyor. Aslında ailede kanaat ve şükür için, ailenin devamı için olanları görmek gerekir. Varlamak diyoruz biz. Yoklama yapmak değil. Varlama yapmak gerekir. Olanları görmek lazım. Ve onun için de Allah-u Teala'ya şükretmek, o var olmanın vesilesi kılınana teşekkür etmek. Ailenin devamı için çok önemlidir. Ailenin bereketi için bu çok önemlidir. Ama yoklama yaparsak eğer biz, yok olanları görmeye çalışırsak, hiçbir ailede huzur olmaz. Niye? Dünya her şeye sahip olma yeri kesinlikle değildir. İstediğin, aklından geçen, arzu ettiğin, arzularının, heveslerinin kesinlikle ve tam olarak doyuma ulaşabileceği yer cennettir. Ha, dünyada da bu yoktur yani. Cenneti Allah Celle Celaluhu ahiret için yaratmıştır. Ahirette bize vaat etmiştir. Yani ahirette cennete girebiliriz. İnsanlarımızın böyle olması gerekir. Çünkü aslında bir nevi bu da reklamcılığı, insanların zaafı olduğu için reklamcılığı, doyumsuzluğu ve insanların hiçbir şekilde ona ulaşamamasını, bir nevi neticede insanların hasta olmasını sağlayan bir durumdur. Kötü bir huydur yani. Ve Müslümana yakışmayan bir davranıştır. Hocam yoklama değil varlama dediniz. Evet. Şu sözü çağrıştırdı. Ayakkabım yok diye üzülürken ayaksız bir insan gördüm. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her konuda olduğu gibi. Bu konuda da bize çok güzel örnek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın kendisine lütfettiği halde başkasında olmayan bir nimeti gördüğü zaman hemen secdeye kapılır ve Allah-u Teala'ya şükredermiş. Mesela anlatılıyor bir hadise. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yere giderken bir adamla karşılaştı. Adam kötürüm. Ayakları tutmuyor. Bineğinden hemen indi. Secdeye kapandı. Ve kendisini sağlıklı bir durumda yaratan Allah-u Teala'ya şükretti. Diye bize bildirmişler. Yani öyledir. Biz varlarımızı sağdığımız zaman hakikaten en fakir olan insanın bile o kadar çok sayacağı nimetler vardır ki. Mesela iki gözümüz var. Elhamdülillah. Çok iyi bir şekilde görüyoruz. Elhamdülillah. Bak iki gözümüzün olması büyük bir nimet. Çok iyi bir şekilde görebilmek de büyük bir nimet. Nice zengin insanlar var. Gözünde kalın gözlüklerle görebiliyorlar, bakabiliyorlar. Bazıları zor görüyor. Bazılarının bir gözü var. İki kulağımız var. Çok iyi bir şekilde duyabiliyoruz. Bunların duymama durumları da var. Söylediğiniz gibi kötürüm insanlar var. İki ayaklarımız var. Bazen insanlar yoklama çekerek, yoklama yaparak yani şikayet ediyorlar. Nedir? İşte kirada oturuyorum diyor. Dolmuştan işime evime gidip geliyorum diyor. Yürüyerek gidip geliyorum diyor. Kıt kanaat geçiniyorum diyor. Vesaire vesaire vesaire. Ama saymış olduğu nimetlere sahip olmayan, dünyada o kadar çok insan var ki. Mevlana Hazretleri şöyle çok güzel bir ifadesi var. Dünyaya bakarak, dünyalıklara bakarak aldanamak, dünyalıklara bakarak aldanmak, hayıflanmak, şuyum eksik, büyüm eksik demek deniz suyu içmeye benzer ifadesini kuruyor. Onu içtikçe daha çok susarsın. Daha çok susarsın yani. O senin susuzluğunu gidermez. Seni kandırmaz suya, kandırmaz deniz suyu. Deniz geniştir, suyu çoktur.
Deniz dediğimiz zaman akla su gelir ama seni kandırmaz yani. Doyurmaz. Evet, susuzluğunu gidermez. Yoklama yapmak budur. Yoklar da çoktur. Varları saydığımız zaman çok şey görürüz. Yokları saydığımız zaman da çok şey görürüz. Ve hiç doymayız. Doyumsuzluk, kanaatsizlik. Kanaat aslında akıllı kimsenin işidir. Düşünerek olanlarla yetinmek, olanlara şükretmek, olanlarla hayatını idame etmek. Niye? Çünkü biz dünya hayatında yaşıyoruz. Bir imtihan hayatında yaşıyoruz ki o da çok kısadır. Hayıflanmaya, her şeyi elde edecek kadar uzun değildir. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ diyor. İnsan yaşlandıkça, yaşı ilerledikçe kendisinin yaratışında bir takım kısıtlamalar. Hepimiz görme bozukluğu ileride yaşayabilecek engelli adayız yani. İşitme sıkıntıları yaşayacak engelli adayız. Bir trafik kazasında Allah muhafaza eylesin. Ayağımızı, elimizi, birçok şeyimizi kaybedebiliriz. Mevcut varlara hakikaten tahammül etmekte varlar için Allah-u Teala'ya şükretmemiz gerekir. Şükrün de neticesi kazanımdır yani. Şükreden insan kendisi için. وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ النَّفْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ. Yani nankörlük eden de kendisi aleyhine nankörlük etmiş olur. Allah'a hiçbir zarar veremez. Az önce söylediğim söz yarım kalmıştı. Yani yoklara bakarak adam diyor ki neyin var ki? Zenginler şükretsin diyor. Arabası olanlar şükretsin. Evi olanlar şükretsin. Arabası olana söylüyorsun Allah'a şükret. Ya diyor ne arabası diyor işte. Ayağımızı yerden kesiyor o kadar diyor yani. Sanki diyor işte şu kadar mı? Bu kadar mı? Markası herkes. Yani yoklama çeken insanlar birçok kimsenin kendi hayatına imrenmesine rağmen hala yoklama çekiyor işte. Yok neyim var ki diyor. Ne gördüm ki diyor. Bu şekilde maalesef. Bir de aile huzurunun huzursuzluğunun söyleyeyim yani en önemli sebeplerinden birisi. Evet. Başkalarında olanın kendisinde de olmasını ısrarla arzu etmek. Yani mesela bu kadından da olabiliyor, erkekten de olabiliyor, tarafından oluyor yani, çocuklardan da olabiliyor. Açgözlülük, dünyaya tamah etmek, hırslı olma. Ya burada okul var, çocuklar okula gidip geliyor, arkadaşları var, benim iş yerime yakın ama evin hanımı veyahut da evin erkeği ısrarla tutturuyor. Diyor ki yok filanca mahalleye geçeceğiz. Orası daha lüks. Daha güzel bir ev alacağım falan. Tamam da ama biz burada bir aile kurmuşuz. Çocukluğumuz, annemiz, babamız vesaire hepsi burada. Yok oraya gideceğiz. Ya bu bir açgözlülüktür. Yani tamahkarlıktır. Allah-u Teala'nın takdirine, taksimine rıza göstermek gerekir. Yani hırslı olmamak lazım. İnsanların Allah-u Teala ya işte diyelim ki Allah-u Teala kendisine rızkından sayısız hesapsız rızkından zengin etmesinden dolayı insanlar şımarıp da sürekli bir üst modelini sürekli yenilenmesini sürekli para harcamasını tüketim çılgınlığını gerektirmiyor. Eğer Allah-u Teala seni dedik ya şükür ne ile olur? Amel ile olur. İlim ile olur, hal ile olur. İlim ile nimetlerin asıl sahibinin Allah olduğunu, rızkın asıl sahibinin Allah olduğunu bilmek gerekir. Hal ile o nimete sevinmek gerekir yani. Ya bindiğin araban var da küçük görme onu, hor görme ya. Bak ayağını yerden kesiyor tamam, seni götürüyor, getiriyor. Başka daha üst modellere bakarak, daha yüksek markalara bakarak yani nankörlük etmeye gerek yok. Bu nankörlüğe İşte bir de hal ile amel ile olur ki o da nimetini Allah-u Teala'nın nimetini Allah-u Teala'nın istediği yerlerde kullanmak, harcamaktır. Yani sana verilmiş olan zenginliği illaki ve tamamiyle lüks çılgınlığında israfa varabilecek şekilde arzu heveslerin için harcamana gerek yok. Bazen insanlarımızın 10 kişinin doyabileceği bir parayı gidip bir lüks sadece marka olsun diye o içerisindeki açgözlülüğü doyurabilmek için çok 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 lüks hak etmeyen, gerekmeyen yerlerde harcaması
Mesela bu amel ile şükre bir engel aslında. 10 kişiyi doyurarak aslında ruhunu böyle dinlendirmesi, insanları doyurmanın, insanlara ikramda bulunmanın hazını hissetmesi. Böyle de bir haz var, böyle de bir mutluluk var. Bunun denenmesi gerekir. Aç gözlü olan, doymayan evlerde onlara ne kadar zenginlik verilirse verilsin, onlar hiçbir şekilde mutlu olamazlar. Bilakis sıkıntılara sebep olur. Hastalıklara sebep olur. Evet. Hocam ölçü eşit olma değil mi? İnsan ibadetlerde kendisinden üstün olanlara bakıp ibadette yarışma, iyilik ve takvada yardımlaşma, yarışma. Dünyevi anlamda da kendisinden daha seviye olarak aşağıda olanlara bakıp haline razı olma haline şükretmek. Evet. Yani ölçüm olursa insanın hem huzuru olur, yani psikolojisi yerinde olur. Hem de aile saadeti, aile huzuru. O konuda bir hadis-i şerif var zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep sözlerinin en güzelini söyleyendir. Diyor ki akıllı bir kimse, mümin bir kimse dünyalık hususunda kendisinden daha aşağıda olanlara bakarak elinde olana şükreder. Ukba, ahiret hususunda ise, din hususunda ise kendisinden daha üst olanlara bakarak amelini az görür. Yani hakikaten dünyalık hususunda sürekli Allah'tan çok olanı, zenginliği vesaire isteyen insanlar kaybediyor. Ha, bu mümine yakışan bir davranıştır yani. Ama diğer hususta aldanan cahil kimse ise o da dünyalık hususunda hep kendinden üst olana bakarak halini beğenmez ve dünyalık aşırı bir hırs içerisinde olur. Bu kesinlikle önerilmiyor mümin için. Mümine yakışmayan bir davranış. Ahiret hususunda ise kendi amellerini çok görür. Daha alt, daha amelsiz olan kimselere bakarak kendi amellerini gözünde büyütür. Bunlar iyi davranışlar değildir yani. Bu şekildeki bir davranışlar. Peki hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine göre kanaatimiz ve şükrümüz nasıl olmalı? Evet. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şükretmeyi, kanaat etmeyi bize birçok ayet-i kerimede, hatta surede bize gösteriyor mesela. Şükrün insanın iyiliği olacağını, nankörlüğün ise kendi aleyhine olacağını. Mesela İbrahim Aleyhisselam suresinde لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنْ عَذَابِي لَشَد۪يدٍ Şükrederseniz size olan nimetlerimi artırırım. Nankörlük ederseniz de benim azabım şiddetlidir. وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ النَّفْسِ Şükreden kendisi için şükretmiş olur. وَسَنَجْزِ الشَّاكِر۪ينَ Şükredenleri müjdele diyor. Ama dediğim gibi şükretmek sadece ya Rabbi şükür demek değildir. Yani şükretmek hem ilim ile, hem hal ile, hem de amel ile. Çok tekrar ettim ki kalıcı olsun. Yani şükretmek nimetin asıl sahibinin Allah olduğunu bilmektir. Hal ile, ilim ile bu. Hal ile ise o nimeti beğenmektir. Kanaat etmektir yani. En azından sahibinden geldiğinden dolayı kanaat etmektir. Hal ise, amel ise o nimeti veren, nimetin gerçek sahibi benden ne istiyor? O nimeti istediği yerlerde kullanmaktır. İstemediği yerlerde uzak durmaktır, kaçırmaktır. Göz bir nimettir. Onu harama bakmayarak Allah-u Teala'ya şükredeceksin. İbadette kullanacaksın. İyi yerlere gideceksin. Camiye giderken, gelirken, ibadet ederken, Kur'an okurken, gülerek, tebessüm ederek gözünü kullanacaksın. Yoksa kaşlarını çatarak sürekli kaş göz işaretiyle mesela وَاِلُلِّ كُلِّ مَزَتِ لُمَزَتِ لُمَزَ لُمَزَ yapmadan mesela dalga geçmede değil, alay etmede değil, insanları korkutmada değil. Peygamber Efendimiz
insanların birbirine, müminlerin başka bir mümin kardeşine korkutucu bir şekilde yan gözle bakması helal değildir diyor ya. Ters ters bakmak. Yani Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetleri nasıl kullanmamız gerektiğini önce bilmek ve ona göre kullanmak gerçek şükür budur. Onun için de Rabbimiz وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُرُ diyor. Şükreden kullarımız ne kadar azdır diyor. Şükreden kullarım ne kadar azdır diyor. Efendimiz gece gündüz ibadet ederdi. İbadetten ki ibadetlerin direği olan namazdan haz duyardı. Hoşnut olurdu. Hatta öyle ki bedenine zarar verecek kadar. Yani ayakları şişinceye kadar ifadesi kullanılıyor. Ağlamaktan mutlu olurdu. Yani Hazreti Ayşe'nin ya Resulallah niçin bu kadar kendini yoruyorsun dediğinde gece yarılarına kadar ibadet ediyorsun. Halbuki senin gelmiş gelecek bütün günahların bağışlanmış. Şükreden bir kul olmayayım ya Ayşe diyor. Allah bu kadar nimetler vermiş diyor. Peygamber Efendimiz'in kanaati hakikaten bize çok büyük örnektir. Gece yarılarına kadar şükreden bir kul olmayayım mı diye şükreden bir peygamberin ümmetiyiz biz. Ama bu peygamberin hayatına baktığımız zaman bazı zamanlar açlıktan yemek yememiş, karnına taş bağladığı olmuş. Evet. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, onun ev hayatını anlatan annemiz, Hazreti Ayşe annemiz sorardı. Ya Ayşe bugün yemekte ne var yani? Ne yaptın, hazırladın? Ya Resulullah bugün bir şey yok. Dediğim zaman tamam o zaman bugün oruç tutarım derdi. Öyle bir peygamber. Ve bu peygamber öyle imkanlara sahip ki eğer ben isteseydim Allah Celle Celaluhu Uhud dağını altın yapardı diyor. Dünyalıkları elde etme fırsatı, imkanı da kendine sunulmuş. Ashab-ı kiram kendisinin yanına gelerek diyor ki ya Resulallah emret diyor. Sana kuş tüyü döşekler yapalım diyor. Ama onun evinde bomboş bir hasır üzerine uzanmış yatıyor. Kalktığı zaman üzerine hasırın izleri çıkmış. Öyle bir halde. Ha, dünyaya ve Allah-u Teala'nın verdiğine kanaat etmek. Bizim en güzel örneğimiz, rehberimiz, Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şimdi kanaatsizlik nedir? Şükürsüzlük nedir? O şeytanın atıdır. İneğidir yani. Allah Celle Celaluhu iblisi cennetten kovduğu zaman o dedi ki bana mühlet ver. Dedi ki sen işte vaat gün kıyamete kadar mühlet kısın. Dünyada insan yaşadığı müddetçe sen de hayatına devam edeceksin. Böyle bir mühlet verdi. Ondan sonra şeytanın Allah-u Teala'ya sözü ilginç. لَاُقَطْتَعَنَّ لَهُمْ صِرَاتِكَ الْمُسْتَقِينَ Onları kandırmak için insanları, insanın düşmanı cennetten çıkarılma gerekçesi olarak Adem Aleyhisselam'ı gördü. İnsan cinsini gördü. Ve Allah-u Teala'ya da لَاُقَطْتِعَنَّ لَهُمْ صِرَاتِكَ الْمُسْتَقِينَ Onların diyor. Senin diyor dost doğru yoluna onları kandırmak için oturacağım. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَاَنْ اَيْمَانِهِمْ وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ Onların diyor önünden gireceğim, arkasından gireceğim, sağından, solundan onları öyle bir kandıracağım ki ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَاَنْ اَيْمَانِهِمْ وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرٍ Sen onları şükreder bulmayacaksın. Kulluk etmek aslında şükürdür. Allah-u Teala bizi dünyaya niye gönderdi? Bak, eşref-i mahlukat yaptı. Kulluk için. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُ İşte kulluk etmek, Allah-u Teala'nın yaratılış amacına uygun bir şekilde nimetlerini kullanmak, yeryüzünde dolaşmak, Allah'ın nimetlerini kullanmak, işte bu şükürdür. Kulluğu kulluk eder bulmayacaksın anlamına gelecek şekilde وَلَا تَجُدُ اَكْتَرَوْنُ شَيْكِرٍ diyor şeytan. Onları şükreder bulmayacaksın. Bu kadar nimetlerle donattın, eşref-i mahlukat yaptın,
kendini halife kıldı. Ama onları şükreder bulmayacaksın. Şükür, insanın hayatındaki en önemli amellerden biridir. Müslümana yakışan güzel bir erdemdir. Şükürsüzlük ise insanı cehenneme götüren bir yoldur. Ailede huzursuzluğa, toplumda huzursuzluğa sebebiyet verecek bir nankörlüktür şükürsüzlük. İnsan Allah-u Teala'nın kendisi için yaratmış olduğu nimetlere ferasetli bir şekilde, basiret gözüyle bakarak, onların gerçek sahibini, Allah-u Teala'nın kendine verilmiş bir emanet olduğunu bilmeli, ona göre Allah-u Teala'ya şükretmeli ve kullanmalıdır. Aile açısından bu hele hele çok önemlidir. Aile de, eşler de. Şimdi biz Kabe'nin örtüsünden bir parça olsa ve burada diyelim ki açık attırmayla satılmış olsa birçok mümin bütün varını yoğun vererek onu almak ister. Niye? Kabe'nin işte duvarını bir sene boyunca o kapatmış bir örtü olarak. Oraya değmiş. Değer veririz. Niye? Kabe'nin örtüsü diyor. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşleriniz size Allah'ın emanetleridir diyor. Allah Celle Celaluhu ben diyor siz sükunet, sekinet bulasınız diye yarattım diyor size. Aranıza muhabbet kıldım diyor. Allah'ın emanetidir yani. Onu böyle bir kutsal bir emanet, kutsiyet atfederek, Allah'ın emaneti olarak görerek, yani Allah'ın nimetlerini hatırlayarak, onlara karşı kanaatkar olmak, asla fazlasına, başkasına tamah etmemek, Allah-u Teala'nın kendisi için seçtiği taksimata rıza gösterip şükretmek. Bu Müslüman için dünyada yaşam rehberidir aslında. Kanaat ve şükür çok önemlidir yani. Rabbim bizler de inşallah verdiklerine kanaat ve şükreden kullarından eylesin. Bunu da dünya ve ahiret saadetine vesile eylesin. Hocam bize Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber Efendimiz'in hayatından kanaat ve şükür konusunu anlattınız. Evet. Son olarak seyircilerimize kanaat ve şükür sahibi olurlarsa ne olur, olmazlarsa ne olur? Böyle bir iki cümleyi de toparlayacak olursak evet. Programımızda bu şekilde sona almış olacağız inşallah. Kanaat ve şükür olduğu zaman ailede huzur olur. Evet. Aile toplumun temelidir, çekirdeğidir. Ailede ailelerde huzur olursa toplumda da huzur olur. İnsanların yüzü güler. Eğer kanaat olmazsa açgözlülük olur. Yani kanaat ve şükür olursa hem de Allah Celle Celaluhu dünya ve ahiret saadetini yani hem dünyayı kazanırız hem de ahireti kazanırız. Çünkü le in şekertum le azidennekum müjdesini verir. Siz şükrederseniz taksimatıma rıza gösterir. Ona şükreder, onu severseniz sizin aklınıza gelmeyecek şekilde ben size nimetimi arttırırım. Allah-u Teala'nın cömertliğini hiçbir akıl hesap edemez zaten. Rabbimiz o kadar cömerttir. Dünya ve ahirette de. Bu dünyada şükredenleri Allah Celle Celaluhu ve senecizi şerkeri şükredenleri biz mükafatlandıracağız diyor. Yani ahirette de mükafatlandıracak. Ama nankörlük ettiğimiz zaman, şükretmediğimiz zaman, kanaat etmediğimiz zaman, rıza göstermediğimiz zaman ne oluyor? Eve geldiğin zaman asık bir suratla karşılaşıyorsun. Eve girdiğin zaman asık suratlı olarak giriyorsun. Çocukların yüzüne bakmaya korkuyor. Niye? Çünkü bir kanaat yok. Sürekli bir hırs var. Bir çekişme var. Tabii, sürekli bir doyumsuzluk var. Yani bir insan günde bir öğün yemekle doyar. İki öğün yemekle hayda hayda doyar. Üç öğün yemek yediği halde doymayan kimseler açgözlülüktür. Ama açgözlü, kanaatsiz insanı ne kadar yemek yerse yesin doymaz. Sürekli aç olan insanın yüzü gülmez. Böyle bir döngüsü var yani. Dolayısıyla aslında şükürsüzlüğün, kanaatsizliğin toplum içerisinde o kadar çok bariz görünümü var ki basiret gözüyle bakmak lazım. Tefekkür etmek lazım. Toplumsal ve aile huzurlarının sağlanması için
şükür ve kanaat en önemli erdemlerdendir ki Müslüman ailede mutlaka olması gerekir. Evet hocam, sağ olun. Yani kanaat ve şükür insanın hem dünyasına hem ahiretine sayılamayacak kadar faydaları var. Evet. Allah Celle Celaluhu bize kanaat edebilmeyi, verdiklerine şükredebilmeyi nasip etsin. Amin. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim. Zamanınızı ayırdınız. Allah razı olsun. Geldiniz, bizi bilgilendirdiniz. Allah razı olsun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Size razı olsun hocam. Kıymetli izleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Ailenin bereketi, kanaat ve şükür konusunu Şahin Bey ilçe müftüsü Sayın Necati Şafak hocamızla konuştuk. Bir başka programda sizlerle buluşuncaya dek hepiniz Allah'a emanet olun.